yuvası dağılmış bir kuş misali. Daldan dala konar, yol belli değil. Gözünde yavrular, her gün hayali. Daldan dala konar, hal belli değil. Yaralı bir yürek, ceylan bakışı. Belli değil ona, baharı kışı. Yavrusu üstünde, gecesi düşü. Daldan dala konar, gül belli değil. Kırlarda çiçekler, renklidir renkli. Açılmış sarmaşık, dalında ekli. Anne kadar kimse, olmaz yürekli. Daldan dala konar, el belli değil. Fezali de ofu çeker derinden. Sızlar yüreği, çetin yerinden. Alev alev yanar, özün arından. Daldan dala konar, dil belli değil. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Aldı benliğimi, bitirdi beni. Damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Denizden denize götürdü beni. Dost beni beni. Damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Denizden denize götürdü beni. Dost beni beni. Nice kaptan kaba dost dost boşaldım doldum. Nice kaptan kaba dost dost boşaldım doldum. Karıştım denize, deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana götürdü beni. Yine benden bana götürdü beni. Dost beni beni. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Yine benden bana getirdi beni. Dost beni beni. Buhar oldum, yağdım yağdım yağmurlarına. Buhar oldum, yağdım yağdım yağmurlarına. Karıştım toprağa çamurlarına. Piştim fırınlarda hamurlarına. Üstadım sofraya yatırdı beni.
üstadım sofraya yatırdı beni, dost beni. Piştim turunlarda hamurlarından, üstadım sofraya yatırdı beni. Üstadım sofraya yatırdı beni, dost beni. Daimiyem ermişlerin ereği, daimiyem ermişlerin ereği, cümle varlık tabiatın gereği, ölmez bir anamın oldum bebeği, aldı dizlerine oturdu beni, aldı dizlerine oturttu beni, dost beni, beni. Ölmez bir ananın oldum bebeği, aldı dizlerine oturdu beni, aldı dizlerine oturdu beni. Çok kıymetli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, sizleri Berlin Altv'den selamlamaktayız. En derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programımızın ilk girişinde bugün sizlere ağırlayacağımız Fezali Usta'mızın bir şiiriyle başladık. Arkasından Uğur Sürücü kardeşimiz, kendi gözesin sularını bizlere taşıyan, derinliklerin ozanı olan bir gerçeğe el bağladım erenler ismiyle bildiğimiz parçayı, sahibi, nice güzel parçaların sahibi Daimi'nin eseriyle sizlere bir merhaba dedik. Hem Daimi'nin ismi altında, onun gölgesi içerisinde, onun sürdüğü erken içerisinde, yol içerisinde cümle canlara aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Bizlerin de bu programı yapmaktaki amacı, özellikle Berlin'de şiire gönül vermiş, sözden kelama giden, sözden yola giden, sözden sevgiye giden, sözden devriyelere giden, halk şiiri içerisindeki bütün türlere giden bu serüvene gönül vermiş gönüldaşlarımızı bir ölçüde tanıtmaktır. Bu tanıtmayı da kıymetli ozanımız Fezali ile başlamaktayız. Müsaade ederseniz ben çok kısaca onun bir hayatını sizlere anlatmaya çalışayım, okumaya çalışayım. Arkasında sohbetimiz doğal şekliyle sizlere ulaşacaktır. Fezali ismiyle bildiğimiz Hacı Çırık, 1942 yılında Maraş'ın Afsin kazasına bağlı Perçene köyünde doğmuştur. Tabii bu sizlere birçok şeyi çağrıştırmıştır. İlkokulu Perçenek'te, ortaokulu Afşin'de, liseyi Sanat Lisesi'nde, Kahramanmaraş Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Yine bu süreç içerisinde din derslerine girmemek için aldığı bir hakaretten dolayı velisinden yazılı kağıt getirerek din derslerinden muaf olmuş, ilk başkaldırısını orada gerçekleştirmiştir. Özellikle lise yıllarında hem çalışmış hem okumuştur. Babası gene aynı geleneğin içerisinde büyümüş, saz ustası, cemlerde zakirlik yapmış, yapmış aşıklarımızdan bir tanesi. Onun ismi de Aşık Fezali. Sonradan Fezali'nin oğul Fezali'ye geçiş öyküsünü de gene ustamız Hacı Çirik'ten öğreneceğiz programın akışında. Tabii
yol içerisinde öğrendiği şiirle, geleneksel öğrendiği şiirlerle birlikte 1970'li yıllarda Türkiye'nin sol tarafında esen rüzgarlarla tanışmış. Biraz da devrimci, halk şiirine karşı tanıştığı yıllara denk gelmiştir. Bu yıllardan itibaren emek de vermiştir. 1971 yılında Almanya'ya göçü başlıyor. Sanat yaşamını da hem Türkiye'de biriktirdikleriyle burada kattıklarla beraber sürdürmüştür. Burada birçok faaliyetlerde bulunmuştur. İş yaşamı dışında, tiyatroculuk gibi, sendikacılık gibi, gene toplumsal örgütlerde çalışmalarda sürdürmüştür. Sevgili Fezali Hacı Çırık ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Özellikle biraz heyecanlıyım şu bakımdan. Bizler de şiire gönül verdik. Bu sözlü kültüre karşı akışımız, kendi yolumuz keşişti ve bu yolda yürümeye çalıştık. Fakat karşımızda duran kıymetli ozanımız ya da aşıklık geleneğinin büyük temsilcilerinden biri bu işi kendi geleneği içerisinde, kendi doğal haliyle, doğal akışıyla öğrenmiş gelmiş insanlarımızdan bir tanesi. Biz senin hayat hikayeni kısaca bir eldeydik. Ana hatlarıyla değinmeye çalıştık. Bu cümlelerin arasını daha nelerle doldurabiliriz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben bir köylü çocuğum. Aynı zamanda işçi sınıfının bir ferdiyim. Biraz önce anlattığınız gibi çalışma hayatına başladıktan sonra hayatımda birçok şeyler değişti. Evet. Berlin'de var olan bütün dernek kuruluşlarında bulundum. Yürüyüşlerde, mitinglerde, yurtseverlerden. Yurtseverlerden başlayarak bugünkü Anadolu Alevleri Birliği işte arkasından Cemevi. Cemevi olarak bugün içinde bulunduğumuzun kurumda. Kurumunda uzun senedir beraber hatta üyesiyim. Devam etmekteyim. Burada şunu söylemek isterim. Bu hayat boyu mücadele bana birçok şeyler öğretti. Ya beni şiire yönlendirdi. Evet. Şiir nasıl yazılır konusunda kendi kendime düşündüm. Var olan olaylar beni çok etkiliyordu. Üzerine fazla ilgilendim o olayların. Ve o olayların bana yaptığı etkiden dolayı onu dile getirdim. Şiir dilinde cümlelere döktüm, yani hecelere döktüm. Buna işçi sınıfı dedim ya, üreten bir insanım. 70'lerde biliyorsunuz o zamanlar birçok hareketler oldu gençlik döneminde. Tabii. Asılmalar, kesilmeler, yok etmeler. Evet. Yani yürek acısı, bunlar dayanılmış şeyler değildi. 68 kuşağı, 71'deki idamlar. Buna karşı benim bir haykırışım var. Onu okuyayım size. Tabii, buyurun. Aslı kalmasın. Tabii. Neyin aslı kalmayacak şimdi belli olacak. Biz de bunun içeriğini Uğur kardeşimin sazından, ustamızın sözünden tanık olalım. Çelik bileğin vur hak yiyen beye. Silinsin hayatta, nesli kalmasın. Eyvallah. Güçlü ol, bilsinler bu yol nereye. Silinsin hayatta, aslı kalmasın. Üretimde aslan paya sahip ol. Kenetlen güçlüdür, kırılmasın kol. Adaletli düzen, birlikte tek yol. Silinsin hayatta, yaslı kalmasın. Kime bol kolay hayat imkanı, kökünden yok eyle, tanıma onu. Beyleri, ağları ve de patronu, silinsin hayatta, forslu kalmasın. Eyvallah. Üreten, tüketen, paylaşım, toplum. Fezali akıyor, sel kalıyor kum. Halklar arasında derler patronum. Silinsin hayatlara, postu kalmasın. Eyvallah. Ya benim içimden gelen sesine bunu dile bu şekilde getirdim, haykırdım. Emeğinize sağlık hocam. Evet. Yani buna benzer birçok şiirlerim var. Bir de biz Aleviler içinde bir tartışma uzun zaman sürdü.
Yok kenarında, yok kıyısında, yok içinde, yok dışında. Ben buna hiçbirine katılmadım ama kendi evimde bir Aleviliği yaşayan bir aileden gelmeden öğrendiğim şeylerle bunu dile getirmeye çalıştım, toparlamaya çalıştım. Dilerseniz onu da okuyalım. Evet, onu, tabii. Merkezi insanda. Merkezi insanda yüksek değeri burada bilindi Alevicanlar. İnsanla var olduğu cananla yeri burada görüldü Alevicanlar. Var olan her şeyde kendini arar. Hak olduğu hak halk için vermedi zarar. Sevgiyi, sevdayı insanda yanar. Burada soruldu Alevicanlar. Köklü bir kültürün yapı taşında, insanlar yarattığı aşkın peşinde, dermanı aradığı yer döşünde, burada bulundu Alevicanlar. Yok olmaz karışır toprağa taşa, ölümsüz ebedi yorulmaz boşa, muhabbet ehlinde geldikçe coşa, burada sarıldı Alevicanlar. Hezali ölümsüz yaşamda vardır. Özünde varlığı insana yardır. Yeniden var oluş aşkla bihardır. Burada erildi Alevicanlar. Elinde iğnesi olan kendi elbisesini diksin. Bıraksınlar biz kendimizi anlatırız. Biz bize yakışan elbiseyi biliriz. Biz bize yakışan sözü biliriz. Biz bize yakışan kelamı biliriz. Bizi kimseden sormalarına gerek yoktur. Biz bildiğim kendimizi de biliriz, kendimizi ifade etmesini de biliriz. Bizi ne kenarına ne köşesine koysunlar. Biz insaniyet sizin de bu güzel örnekte, güzel devriyenin örneğinde verdiğiniz gibi merkezi insanda dedik. Her şeyi getirip insanın gönlüne mihman ettik. Yaratanı da, yaratılanı da, cümle mahlukatı da. Mevcudun içinde mutlak olduk, mutlakın içerisinde mevcut olduk ve kendimizi o noktada bulduk. Bazen derya olduk, bazen nokta olduk. Bizi de bir tarafa, ne deryaya götürüp bir tarafa sığdırsınlar, bizi içinde arasınlar, ne de noktanın içerisine koyup derya niye sizde değildir diye sormasınlar. Dilinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ben öğretimi öğretiden aldıklarımı dile getirdim. Halk kabul eylesin. Eyvallah. Cümle kabul eylesin. Hocam öğreti demişken burada da rahmetli babamıza, size mahlası veren babamıza da babamız hakkında da birkaç kelime eder miyiz? Onun şiir yaşamı, sanat yaşamı ve o mahlanın size geçiş öyküsünü kısaca olsa bir değinebilir miyiz? Ya şimdi ben çok küçük yaşta Cemler'de ilk eve Cem'e giren Semat Öner'lerden. Eyvallah. Cemler'de devamlı köyümüzde hizmet ediyor. Köyümüzde zaten geleneksel olarak yapılan ritüeller de bunlar. Bizim köyümüze, bizim evimize Hacı Bektaş'tan, Hatay'dan, Samandağ'ından, deryahlardan, ocaklardan. Ocaklardan dedeler gelirdi. Yalnız bizim eve gelir ama 10 tane Alevi evi vardı. Böyle cem yapan, semat veren. Evet, evet. Ama ben bu cemlerin hepsinde bulundum. Eyvallah. Yani hizmet ettim. Onları dinledim. Ortaokul sıralarında şiir yazıyordum kendi kendime. Evet. Bir gün yakalandım. Babam. Şiir yazmaktan yakalandınız. Yakalandım. Hocam suçunuz büyükmüş. Aldı beni sevdi, okşadı. Dedi. Rahmetli. Her şairin, her şiir yazanın dedi, bir mahlası olur dedi. Evet. El verir, el alır, tutar dedi. Sen dedi beni yaşat dedi. Senin adın Fezali Kasım. Eyvallah. Ben de elini öptüm, niyaz ettik. Ondan bu tarafa. Ne mutlu size hocam. Fezali ismini yazıyorum. Hocam ne mutlu size. Evet. Hem isim babam taşımı. Çok güzel saz yapar. Eyvallah. Çok güzel bağlama çalar. Cem tutar. Evet. Kendi deyiş ve nefesleri vardı. Saatlerce okurdu. Evet. Böyle bir aşklı bir adamdı. Ve Alevlik'te gönül, bize gönül kardeşi de vardı. Gönül kardeşi. Yani sahip kardeşin dışında gönül kardeşi de bu. Hakikaten Alevlerin içinde çok etkindir bu yapı. Perişan Ali tanırsınız. Zaten oymak olarak da Perişan Ali'nin de olduğu, Ali Naki Etnan'ın da olduğu o hak grubu bizim içerisinde. Bizim evde büyüdü Perişan Ali. Bizim evde okudu. Onların köylerinde okul yoktu. Babası Kamil amcayla babam gönül kardeşleriydi. Bir akrabalık yoktur fakat yok. Gönülden kardeşlik var. 3-4 köy, dağ köyün ileride. Evet. Ama babamla onun ilişkileri çok ilginçti.
Bizde reçberlik var biliyorsun. Reçberlikte iş yapılacak. Köydeki amir amca kaç delikanlı varsa onlar ekinleri biraz gez olur yayla olduğu için. Bizimki erken gelirler bizim ekinimizi direrlerdi. Evet. Bizden de o tarafa giderdi. Yani mutlaka. Paylaşımcılardı ikisi de. Onlar bize örnek oldular yani. Bir imec usulü vardı zaten. Sonra babam Mahsuni Şerif'i bugünlere getiren amcaoğlumuz aynı zamanda. Babam bunu da belirtelim. En küçük kardeşleri Mahsuni ölen bir amcamız. O da saz yapan, saz çalan, şiir olan adı Şerif. Ölmeden önce Mahsuni doğuyor 1939 Kasım'ında. Kendi ismini veriyor, benim isim olacak ve ismini veriyor. Babasının ismi de Şerif'ti Mahsuni ustamız. Mahsuni'nin babasının ismi Zeynel. Zeynel. Ölen amcamızın ismini, amcamız kendi ismini veriyor Şerif, evet. Mahsuni'ye, Şerif olarak. Tamam. İşte o amcam öldükten sonra babamla Mahsuni'nin arasındaki ilişki abi, kardeş olarak şey yaptı. Hatta son günlere kadar ede derler. Ede. Amca baba demezdi, ede derdi yani. O ona ede derdi, o ona ede derdi. Yani ikisi birbirine büyük kardeş olarak hitap ederlerdi. Kardeş anlamında. Çok samimilerdi. Eyvallah. Mahsuni Cemler'de kaldı. Seki derler eğer bizim odalar olur. Büyüklerin yanında otururdu Mahsuni. Divan. Divan. O küçük yaşta Mahsuni çok akıllıydı. Çok ezberciydi. Çok tiyatrocuydu yani. Taklit işlerini falan da güzel yapardı. Öyle mi? Tabii. Bu bizde genelde kitap okunur. Kış aylarında, Cemler'de, daha önce ve daha sonra. Mahsuni 6 yaşlarında okuma yazmayı öğrendi. Ben çok kıskanırdım babamla olan ilişkilerini ama Mahsuni paylaşımcı olması, bizimle sıcak ilişki kurması affederdi onu yani. Evet. Affettirirdi. Tabii yani, burada o yaşlardaki kendi özelliğiyle ön plana geliyor. Sizin de bahsettiğiniz işte nitelikleri sayesinde bir iki adım öne çıkması ya da biraz daha işte önce zakir olması, ezberci olması, o okunan nefesleri, deyişleri ezberini alıp söylemesi, o yola gönül katması tabii ki bugün bildiğimiz Mahsuni'ye, ne diyelim günümüzün Pir Sultanı'nın oluşmasında büyük katkıları ben olmuş. Ben isterim bir günde Mahsuni ile ilgili şey yapın burada, toplantı yapalım. Sağ olsunlar televizyonda da anlatıyorlar. Evet. Zembille aşağı indiriyorlar Mahsuni. Bir geçmişini hiç anlattıkları yani yok, yazı oluyor yani. Mahsuni çok güzel bir geçmişi var. Evet, mutlaka. Parlak bir geçmiş var. Ciddi. Geleneğin içerisinde. Tabii orada yetiştiği bir toplum var. Geldiği, aldığı bir toplum var. Bunlar anlatılmıyor yani. Evet. Mahsuni çok akıllı bir insandı. Çok ezberciydi dediğim gibi. Çok kitap okurdu. Toplantılarda okutururlardı yani Mahsuni. Okuması çok düzgündü. Orayı öyle noktalayalım. Tabii buyur. Şimdi bir de eski şairlerimizi dinledim, cemlerimizde hepsinin bir devriye şiiri var. Evet. Ya o günkü o günkü kullanılan dile göre yazdıkları devriyeler var. Ben de düşündüm bir devriye şiiri niye yazmayayım ya, niye olmasın yani. İstersen hocam burada devriyeler konusunda birkaç kelam edelim. Çünkü devriyeler gene halk şiiri içerisinde en zor kısımlardan bir tanesi, bir sorgun içerisinde bütün kainatın da yaratanın da yaratılanın da burada varoluş sebeplerini de kişiyi de baz alarak, kişinin yüreğini de baz alarak dönüşümü anlatan, devri daimi ne diyelim nefesler içerisinde anlatan zor şiirlerden bir tanesi. Bu da o işte. Buyurun hocam. İbret alasın diye Galip Ela'nın aşkı şevki oldum. Eyvallah. İnsan olup insan kalasın diye yeşerip toprağa köklerim saldım, görünenden ibret alasın diye. Arı gibi konup gülden bal aldım, ekildim toprağa fidan dal oldum. Hayatı, yaşamı içimde buldum, gerçeği yerinde göresin diye. Seyrettim alemi, kendimi gördüm. Ruh ile varıp her canlıya girdim. Acılar duyarak ağlayıp sevdim, derman olup candan sarasın diye. İçimde hamları buldum bitirdim,
mevsimin içinde meyve yetirdim. Toprakta özüme girdim, katıldım. Suyun da toprağı karasın diye. Eyvallah. Sofrada sefayla bulup yediler. Canına değsin, şifası dediler. Bedenimi kirli diye yudular. Cennet cehennem bulasın diye. Evrene insanla gelip de gittim. Bağında, dağında yeşerip bittim. Yıllar Mecnun'a Leyla'yı arattım. Bir gönülde sakin durasın diye. Parsel parsel dünya için vurdular. Şehit oldum, safta namaz kıldılar. Vuran meşhur kazı bir yerde buldular. Yok olup bir yerde sinesin diye. Mayamı ayrı şeylere kattılar. Bozuk yeni gerçek diye sattılar. Şifalı dermandır diye yuttular. Yürüyen kervana giresin diye. Eyvallah. Fezali der acı tatsız bir dünya. Bilim yolu gittim evrende aya. Yaşanır bu gerçek sanma ki rüya. Daha canlı kalıp coşasın diye. Eyvallah diyelim. Ne güzel söylemişsiniz. Seyrettim alemi, kendimi buldum. Yani yaratanana da yaratılana da aynı olmuşuz. Taş ile toprakta bütünleşmişiz. Bütün mahlukatla bütünleşmişiz. Bir insan gönlüne, bir insan dımağına sığmışız. Bu da aynı olmuşuz. Hem yaratılanı göstermişiz, hem yaratanı göstermişiz. Ne ararsan kendini arayacaksın ya. Dillerinize sağlık üstadım. Dillerinize sağlık. Müsaade olsa devam edelim, okurum. Gene zamanımız olursa tamam. Çok severekten. Soracağınız başka biraz da şey soralım bu hocam. Bu geldiniz Afşin yöresinin, Berçinek yöresinin, işte Perişan Ali'yi de yetiştiren, babamız üstadını da yetiştiren, pederiniz de yetiştiren, sizler de arkasında bu yola, bu kervana, bu katara ek yapan, işte büyük çağımızın Pir Sultanı dediğimiz Mahsuni'yi de yetiştiren bu yöre hakkında, bu görgü hakkında, öğreti hakkında bir şeyler daha söyleyebilir miyiz? Aslında bu yöre bir çanak. Evet. Binbuğa Dağları, o çevre, Çiçek Yaylası, Sultan Yaylası, gene de büyük bir ovanın içinde. Çünkü çok sayıda sormaktaki amacımız Alevi Bektaşi yönünde. İşte onu ister Hak Yolu diyelim, ister günümüzdeki Anadolu Alevili diyelim. Fakat bu damarı besleyen önemli kaynaklardan bir tanesi. İşte bu düz ova, çevresi dağlarla örülen yere hakikatçi Aleviler gelir. Evet. Bunlar Sarız'da, genellikle Kayseri tarafında yoğun şehre yerleşirler. Bir kısmı Nurhak Dağları'na yerleşir, bir kısmı Sultan Yaylası'na. Çiçek Yaylası, Sultan Yaylası, birçok yaylalar var. Bizim aşiretler doğudan gelenler bunlar. Evet. Yerleşirler. Çünkü çok sayıda çok önemli aşık ve ozan var. Şimdi burada benim dönemde tanıdığım İpreti var. Evet. Yani İpreti çok tanınmış. Güçlü bir şair. Ve Orta Anadolu'dan. Orta Anadolu'da bizim Avuşun'da, Elbistan'da, Kayseri'de yaşamış bir değerli ozanımız. Evet. Bu fotoğrafçılık yaptı, sazcılık yaptı, ticaret yaptı, işte ziraatle uğraştı ama çok şeyler bıraktı. Bizim o çevrede sayısı şu anda 200'ün üzerinde ciddi bir anlamda şairlerimiz var. Ve bilinen bilinmeyen daha çok, çok sayıda kaynağımız var. Biraz şimdi, da o gözle bakalım hocam. Şimdi bizim orada neden bu şairlik güçlü oldu? Genelde kış günleri bizde uzun olurdu. Şimdi yok onlar. Eskiden bir metre, iki metre kar yağardı. Uzaktan gelenler o köyde en azından bir ay kalırdı. Evlerde sabahlara kadar sohbetler olurdu. Kitaplar okunurdu. Ben Hüsniye'yi ta o zamanlardan okudum yani. Evet. Zaten birkaç kitabımızdan bir tanesiydi. Var olanlar o günkü elimizde evet. Ne varsa yani her odadan odaya alır götürür okunurdu yani. Cön kitaplarıyla beraber. Evet. Bir de bizim köyümüze gelenler Ali Nakim? Hayır. Yani birçok gelen devrişler. Birçok kıymetli insanımız var. Birçok kıymetli ozanımız, aşığımız. Gelenler bizde çoban olarak gelmişler, kalmışlar. Ama zaman içerisinde cemlerde, sohbetlerde baş köşeye oturmuşlar. Eyvallah. Muhabbette.
Kişi şimdi ayrımı, bu, kariyer ayrımı, mevki ayrımı olmuyor hocam, biliyorsunuz. Bunlar şimdi çoğunda mezarı var. Evet. Bizim köyümüzde. Köylü tarafından korunmakta da aynı zamanda. Şimdi bir köye, o topluma ne kadar dışarıdan gelenler, kalanlar varsa, konuşuluyorsa, sazlı sözlü muhabbetler, cemler kuruluyorsa, bir de öğreti var bunun içinde yani. Aslı hocam bir de burada lafınızı böldüm. Kusurum affola. Yani hem kendi içinde kendisini beslemiş, hem de dışarıdan gelenlerin katkılarıyla ne diyelim biraz daha dönüşmüş, biraz daha bilgili ve ne diyelim biraz daha kuvvetli olmuş bir öğretiye sahip oluyorsunuz. Evet. Hem kendi içinizde bir gelişme var, hem de dışarıdan bir katkı olayı var. Ya şimdi gelenler de işte dediğim gibi geçip gitmemişler. Evet. Olduğu gibi kalmışlar. Kalıcı oldu. Bizde hakikatçi Aleviler var. Evet. Ve buraya girersem uzun, çok uzun yol var. Onu evet. sığdıramayız buraya. Eli Ana vardır mesela. Evet. Yaşar Kemal'in romanına evet. şu konu olan. Bu yöre içerisinde örneğin işte Kars'taki gibi değil de daha çok yol ehli aşıkların yetiştiğini söyleyebilir miyiz evet. hocam? Hani geleneksel dışında geleneksel aşıklarımızın da hepsine saygı ve buradan hürmet sunalım ama fakat bu Afşin yöresinde, Berçenek yöresinde daha çok bu öğreti içerisinde, daha doğrusu alevlik içerisindeki bir yetiştirme olayından bahsedebilir miyiz? Hem aşıklık anlamında tabii bunların içerisinde dedeleri ve taliplerin girmesi de var. Tabii canım. Ya şimdi isterseniz bu konu çok, Elbistan olayı çok geniş bir olay bugün. Evet, haklısınız. Osman Dağlı'nın bir araya gelmesi, İbreti Baba'nın orada evet. çalışmalar yani büyük bir konu bu. Çünkü çok güçlü şairler sadece. Onun için isterse bir şey ayrıca konu yapabilirler. Sadece deyişler konusunda, nefesler konusunda eser vermemişler. İşte bir Mahsuni gibi 1970'lerin Türkiye'sini, hak mücadelesini bayrak yapmış, bunun sembolü olmuş ozanlara el vermişlerdir. Bu ozanlar yetiştirmiş bir topraktan bahsediyoruz. Şimdi var olan ozanlar kendinden olan bir ozanlar değil. Bu ozanlar var olan toplum içerisindeki sorunlara karşı duyarlı olan, haksızlığa karşı haykıranlar var. Bugün Elbistan'da bir bıyık kesme olayı var biliyorsunuz. Evet. Biraz açalım hocam istersen kısaca. Avşın'da Nakşibendiler mesela çok güçlüydü. İleri gelen aşiret köylerine karşı baskı yapıyorlardı. Daha çok Cumhuriyet'in son dönemlerinde de biraz yani hükümeti de, devleti de, Ankara'yı da etkisini alan bir tarikattan söz ediyoruz. Evet. Şimdi bu Elbistan'da bıyık kesme olayında Can TV'de benim konuşmam var başka bir arkadaşla beraber. Evet. Ama çok uzun bir konu, geniş bir olay. Buraya sığacak, yani birkaç dakika içerisinde sığdıracak bir şeyimiz yok. Ama Aleviler bıyık kesme olayında bir oldular, kenetlendiler. Elbistan'a bütün aşiret köyündeki köyleri yasakladılar, gitmeyecekse alışveriş ettiler. Altı ay içerisinde Elbistan hangi konuyu kendi, Elbistan'da ne kadar şey varsa, bakkal, çakkal, ne varsa hepsi gibi köylülerin ayağına geldiler yani. Evet. Hangi konuyu açsak başka bir yarayı aralıyoruz. Başka bir çaresizliği görüyoruz. Başka bir yıkımı görüyoruz. Maraş diyoruz, katliamın anmadan olmuyor. Çorum diyoruz, katliamın anmadan olmuyor. Malatya'ya giriyoruz, Arguvan'ın derinliğine girmeden iniyor. Biraz hayatın, yaşamın biraz şey tarafından, kederli tarafından mı yakalamışız hocam? Sizin şiirlerinize de bu yansıyor. Biraz da tabii ki yol gereği, inanç gereği, bu sergilediğimiz tutum gereği, gösterdiğimiz direnç gereği olsa gerek diye düşünüyorum. Elbette ki doğruluktan yana olduğumuz için yani evet. bugün Alevilik deyip geçmeyelim. Alevilik bir barıştır, Alevilik bir evrenseldir, Alevilik bir aşktır, Alevilik bir sevgidir, Alevilik bir paylaşımdır. Yani o öğreti içerisinde, işte, o gölge içerisinde. Biz bir yere görüyoruz Alevili'yi yani. Evet, biz bir yere gördüğümüz için eyvallah hocam. İnsan hedefimize, merkezimize insanı değer koymuşuz. Eyvallah. İnsanın değer olduğu bir yerde her şey güzel olur. Evet hocam. Evet sevgili hocam, elimizde bir kitap var. Fezali'nin İnsan Deryası'nda Umman'a Dalan. Aynen biraz önce okuduğunuz şiirler gibi. O deryada, o öğreti içerisinde ummana dalan, kendisini arayan, zerre olan, bu zerrenin içerisinde
kendisine aynı olup kendisine yansıyanı gösteren bir insanın ne diyelim dış dünyaya açılan pencerelerinden bir tanesi. 200 sayfalık bir kitabımız var. Yaklaşık içerisinde 200 tane birbirinden çok kıymetli eserlerimiz var. Eserlerimizde de ben göz attığım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nefesi de var. Değişlerimiz de var. Gurbet havaları da var. Aşk havaları da var. Güzellemeler de var. Gene Afşin yöresinin Perçenek Ocağı'ndan bu Anadolu'nun bütün topraklarına yayılan hak mücadelesini taşıyan şiirlerimiz var. Hocam, biliyorum ki bunlar dışında da birçok şiirimiz var. Bildiğim kadarıyla ilk kitabımız fakat basılmayı bekleyen ne diyelim kitap değil de kitaplarımız var. Bu konuda söyleyeceklerimiz neler olur? Benim şiirlerim birçok arkadaşlarım şiir ansiklopedi dedikleri kitaplarda ansiklopedilere girdi. Yayınlandı, epey yayınlandı. Sayısı fazla. Bir de bu şiirlerime ilgi duyan canları burada bestelemiş eserleriniz de var. Yanılmıyorsam bestelemiş eserleriniz de var. Ona geliyorum ben. Evet. 60'ın üzerinde bestelenmiş şiir var. Eyvallah. Eserlerimiz var. Eyvallah. Burada İmam ve Pınar Özgül'e. Eyvallah. Ekber Çak arkadaşa, Cem Eren, Mustafa Terzi'ye, Hakan Çakmak, Feyzi Ataş, Sıddık Doğan, Ozan Kenan, İsmihan Erdoğmuş, Cengiz Gündoğan, Didar, Birsu Can Yol, Ozan İhsan Özgür, Faiz Cebiroğlu, Yiktahi Baba, Dost Candaşı, Yusuf Ziya Leblebici ve Yusuf Çorak. Bu canlar seslendirdiler. Nefeslerine sağlık olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kalemize sağlık olsun. Hocam nasıl bir duygudur bu kadar işte 60 ya, civarında eserleriniz besteleniyor. Kendi duygularınızı, düşüncelerinizi ya da hayata bakışınızı bir başkasının paylaşması sizlere neler katıyor? Ya insan rahatlıyor. Rahatlıyor. yani dinleniyor, ya kabul ediliyorsun. Hoş görülüyor, kabulleniyor ve çoğaldığımızı görüyoruz. Ve daha çok insanlara duyurması konusunda iletişimde bulunuyorlar. Çok çok teşekkür ederim bu arkadaşlara. Evet. Burada şunu da ekstra vurgulamak istiyorum. Durmuş Çakmak. Ben emekli olduktan sonra tiyatroya beni yönlendiren Zileli arkadaşım Tokat'tan. İlk okuldan beri oyunculuk yapan, tiyatro oynayan ve Berlin'de de uzun zaman kendi halinde Almanlarla birlikte Tiyatro Erfahrung, Unutma Beni tiyatrolarında benim birlikte çalışmamı sağladı. Ona çok çok teşekkür ediyorum. 50 yıllık bir arkadaşımdır benim. Hocam ne güzel size bu kadar renkli dostlarınız olmuş. Bir hayatın içerisinde hem geleneği yerleştirdiniz, hem çalışma hayatını yerleştirdiniz, hem sosyal derneklerde faaliyetleri yerleştirdiniz ve bununla birlikte gelen bir şiir yazma geleneği var. Sanata, şiire karşı akan bir gönül var. Son sözlerinizi alalım hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, dilinize sağlık, kelamınıza sağlık, yol içinde öğretinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geleneğin içerisinde gelmiş bir insanın rengini, kokusunu paylaşmak da bizleri son derece mutlu etmiştir. Önümüzdeki programda bir başka kıymetli izleyiciyle sizlerle tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Eyvallah.